Son moda yükselen trendlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Burnunuzda kemer ya da çöküntü varsa, ameliyat masasına yatmaktan da korkuyorsanız tam da ihtiyacınız olan bir yerdeyiz. Yanımda medikal estetik hekimi Mevlüt Dağ var. Nasılsınız Mevlüt Bey? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Şu anda burun açısından da güzel bir noktadayız. Yüzümüzde her yere kullandığımız dolgu maddelerinin değişik kıvamdakilerini buruna bir enjeksiyon, bir kanül yardımıyla dolgu maddelerinin verilmesiyle burundaki asimetrik durumları düzelterek burnunuzun kemerli ya da çökük durumundan sizleri kurtarabilir. Diğer dolgu maddelerinden farkı nedir? Diğer dolgu maddelerinden farkı aslında yüzümüzün her alanına kullandığımız dolguların bir kıvamda farklılık var. Dudağa koyduğumuzda bir elmacık kemiği yapmak için kullandığımız dolgular aynı olmuyor. Burada burnun belli bir şekline verebilmek için belli bir yoğunluktaki kullandığımız dolgu maddeler, yoksa hyaluronik asit içeriyorlar. Tamamen cilt yapımızla uyumlu, biyouyumlu dediğimiz, alerjik riskleri çok olmayan ve belli bir süre sonra eriyip giden maddeler. Model arkadaşımız şimdi bize eşlik edecek. Kendisi burnundan çok da memnun değilmiş. Kendini daha iyi hissetmek için ameliyatta burun estetiği yapacağız şimdi ona. Başlayalım isterseniz Mevlüt Hocam. Herkes yaptırabilir mi Mevlüt Hocam ameliyatsız burun estetiğini? Evet, yaptırabilir. Burunda problem varsa. Tabii biz burada bir seçimler yapıyoruz. Bunu estetik amacıyla yaptığınız bir uygulama. Yoksa burnunda içeride bir kemik veya bir deviasyon, bir tıkanıklık veya bir et büyümesi diye tabir ettiğimiz halk arasındaki vakalar, olaylar varsa bunlarla ilgili tabii ki bir tedavimiz yok. Tamamen burunda hiçbir şey yokken ya da içeriye müdahale ettiremiyor, dıştaki şeklinden rahatsızsa ve ameliyattan korkuyorsa bunu yapabiliyoruz. Peki diyelim ki çalışıyoruz, öğle arasında hemen gelip ameliyatsız burun estetiği yaptırıp işimize geri dönebilir miyiz? Dönebiliriz. İşten sonrası zaten nargen olduğunu göreceğiz. Tek bir noktadan kanül dediğimiz iğnelerimizin gideceği bir iğneyle kılavuz deliğimizi açtık. Tek bir noktadan bu işlemi yapacağız. Genellikle bir morluk, ödem, şişlik çok fazla olmamak. Tabii işleme bağlı hafif bir ödem olmakta ama kişileri rahatsız etmiyor. O da görüntüsüne peki kaç gün sonra dönüyor? 2-3 gün içerisinde hemen dönüyor. Ama zaten yapıldıktan sonraki halde rahatsız edici bir durum göstermiyor. Hanımefendiye hangi işlemleri uygulayacağız? Burada bir kavis görüyorum ben. Hanımefendi genel burnuna baktığımızda kemer diye tabir ettiğimiz bir çıkıntısı bundan kaynaklı, bir de burun direğinin hafif gevşek olmasından kaynaklı aşağı doğru dönük bir burun ucu mevcut. Bu işlemle amacım burun ucunun dikleşmesini sağlamak ve bu kemerli görüntünün aslında üstte olan çukurlu yapının giderilmesiyle kaybolmasını sağlamak ve daha düz ve ucu biraz daha kalkık bir burun haline getirmek. Burada tamamen burunun var olduğu duruma göre o durumu daha iyi hale getirmek diye bahsedebiliriz işleme. Yoksa tabii ki burundaki kemeri ve kemiği kıracak veya düzeltecek ve onu ortadan yok edecek bir iddiamız yok. Ön profilden de değişiyor. Genellikle bu kemer çıkıntılarından kaynaklı yanlardan da içeri doğru basıklıklar oluyor. Bu dolgu işlemiyle gerekirse kanatlarda içeri doğru basıklık varsa yan çatı yapısında oluşturabiliriz. Aslında Mevlüt Hocam her şeye ameliyatsız çözüme ulaşabiliyoruz bu şekilde. Evet. Mevlüt Hocam peki bu dolgular ne kadar süre dayanıklı oluyor? Kullandığımız bu dolgu maddeleri ortalama olarak 1,5 yıl kadar bir ömrü var. Yalnız burun yapısından kaynaklı, altta güzel, sağlam bir kırdak yapımız ve kemik yapımızdan dolayı burunda bu sürenin 2 yıla yakın gidebildiğini görüyoruz. Peki hepsi aynı anda mı eriyor? Yoksa kontrollerde ufak tefek böyle dokunuşlar yapıyor musunuz? Dolgu maddeleri genel olarak 12-15 aydan sonra vücut tarafından yavaş yavaş emilmeye başlar.
Ve biz de bunun yavaş yavaş eridiğini görebiliriz. Yoksa bir sabah kalktığımız, bütün dolgun bitmiş diye bir durum söz konusu olmuyor. Yılda bir dediniz, peki bunun süresi uzuyor mu her geçen gün 2 yıl, 3 yıl gibi? Yoksa her yıl yaptırmak zorunda mıyız? O bir yıl sonraki eğer hafiften azalmalar olduysa onu takviye etmek için. Yoksa dolgunun o kişide herkeste bir metabolizma tarafında eminim süresi var. Eğer sizde bu yaklaşık 1,5 ya da 2 yıl dayanacaksa 2 yıl sonra tekrarlanır. Genellikle de bu süreleri doldurduğumuzda memnuniyet verici bir işlem. Bundan kaynaklı tekrar bu işlemi yapıyoruz. Neden 18 yaşın ve üzeri bekleniyor? Kemik yapısının gelişmesi, kırdak dokuların yerine oturması anlamında tekrar tekrar bir operasyon yapılmasın diye. Ve o yaşlarımız tam güzel gençlik yıllarımız ve özellikle de bu şekilde burunda problem yaşayan hanımların sıkıntı yaptığı zaman. O zaman böyle küçük bir dokunuşla bütün bakışların burunda olduğunu düşünmelerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam, ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim. Medikal estetik hekimi Mevlüt Dağ'dan ameliyatsız burun estetiği hakkındaki tüm bilgileri aldık. Siz de güzel bir buruna ufak tefek dokunuşlarla sahip olabilirsiniz.